Merhaba arkadaşlar, 13. haftanın kadrosu ile birlikteyiz. Ayın 25'inde maçlar başlayacak. İlk maçımız İstanbulspor Hatay. Burada kadroları görebileceğiz. Ardından Antep, Ankaragücü, Konyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Alanyaspor maçlarıyla ilk maçlar tamamlanacak. Ardından Kayserispor, Adana Demirspor, Antalyaspor, Rize, Samsunspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Karagümrük, Sivas, Trabzon ve Başakşehir Pendik maçlarıyla bu haftayı tamamlamış olacağız. Şöyle bir sakat ve cezalılara bakalım. Cezalılar: Osayi Samuel kart cezalısı, Belhanda Adana Demirspor'dan sarı kart cezalısı ve Rebic sarı kart cezalısı. Şu an 3 tane cezalı oyuncumuz var bu hafta. Sakat oyuncuları bir hayli fazla. Antalyaspor için önemli olan oyuncu Şezel sakat gözüküyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'de Fred, Eze, Alexic, Fofana, Salih Uçan, Yıray Vural, Romero, Mario Balotelli, Kamil Ahmet Çörekçi, Ezdemir Öztürk, Ahmet Aslan, Onana, Luan Perez, Sizizki, Erden Çetinkaya, Betiren Çetin, Ode Koyta, Dijku, Edgar Lee, Dijku belki oynayabilir veya ikinci yere sokabilir. Carlos Mane, Dimitar Masauku, Holtman, Joshua King, Berkay, Emre Akbaba, Berkay Silingöz bu. Sakat olan Pendik'teki. Emre Akbaba, Gökhan Töre, Zeki Yavru, Raşit Cezal, Vefa Temel, Emre Ataştemir, Ulaş Zengin, Efe Arda Kuyucu, Koley, Tayyip Talha Sonuç. Bu Rachira Koley, İstanbulspor'da oynayan. Lazar Markovic, Mert Hakan Yandaş, Muhammed Şengezer, Samuel Bastien, Bola, Rasiça. Baya bir sakat oyuncu varmış ya. Zaynattinov, burun kırığı vardı adamda biliyorsunuz. Hajeti, Serdar Aziz, Lincoln, Emrecan Uzun, Muhammed Demir, Bekka Vorsic ve Azabuke. Bayağı bir sakat oyuncu var. Önemli oyuncular da var tabii ki. Dikkatli kartı kurmak gerekiyor. Allah'tan ilk maçı göreceğiz. Keşke şu maçta 1.5'te değil 4'te olsaydı, şu oynanan Antep Konyaspor maçlarında 11'ini görseydik. Defans hattımızı ben bu hafta Galatasaray'dan kurmayı düşünüyorum. Onun için kaleye hemen Fernando Muslera'yı alacağım. Valla Muslera'yı alacağım ama forvet Icardi oynar mı bilemiyorum. Büyük ihtimal oynar ama şimdi bir son Sanchez alabiliriz veya da Şaşa Boye var, onu alacağım. Şimdi Icardi'yi alacağım ama oynar oynamaz bilemiyorum. Onu alayım her ihtimali karşılık. Ardından kim alabiliriz? Kerem Aktürkoğlu var. Lucas Torreira var. Ben bu hafta Zaha'yı da alacağım. Şu an 4 tane oyuncu aklıma doldurdum. Hatta Okan Buruk'u da alayım. Galatasaray'dan kullandım bu hafta. Fenerbahçe'den alacağım. Karagümrük'te oynayacak Fenerbahçe. Kendisi aslında, onun için Şimanski'yi alayım. Defans olarak Osayi Samuel yok, Dijko yok. Ferdi alacağım. Dijko da ikinci yere gelebilir belki. Ferdi alayım ben, ne olur ne olmaz. Edin Dzeko'yu gene alayım. Şimdilik Fenerbahçe'den bunu aldık. Antep'in Ankaragücü'nü yenebilir. Maalesef ara ara uygulamadan dolayı donuyor. Bayağı bir sakat oyuncumuz vardı. Onlara da dikkat edelim kadro kurarken. Önemli oyuncular, bazı formda oyuncuların sakat olması bizim için kötü oldu tabii ki. Şimanski'yi aldık. Zaha yerine Dembele'yi seçmiş bu ya. Kapatıp tekrar açalım. Nedense çok dondu. Uygulamadan açtığımız için bazen böyle olabiliyor. Sakat oyuncularımız bayağı var. Mesela Alexis de sakatlanmış. Bu da önemli bir oyuncu Başakşehir için. Serdar Güler şu an sakat gözükmüyor. Onu alabiliriz. Durdu durdu. Son maçta patlamıştı biliyorsunuz.
Zetek. Hatta iptal dedi, bazı oyuncuları çıkarayım ya. Evet. Başakşehir diye orta saha alabilecek miyiz? Başakşehir'den kim ala? Antep'ten seçmiştik. Ne Başakşehir? Antep aynen. Gaziantep'ten bir orta saha alacaktık. Morutan var. Rodriguez var. Rodriguez son maçta ne kadar oynadı? Onu 70 dakika oynatmış. Ondan önce bir maçta 74. 89 dakika asist yapmıştı bu oyuncu. Geri Mendes, Rodriguez. Bunu alabilirim. Neyse, Ankara gücünden oyuncu almayacağız zaten, Antep'ten alacağız. Ben şu Galatasaray'dan Zaha'yı bir alayım. Evet, Zaha, Şimanski, Okan, Buruk alacağız. Trabzon kimle oynuyor bu hafta? Sivas deplasmanına mı gidecek? Onu açıyor alır mıyım bu hafta, bilemedim. Şimdilik çıkartalım onu. Fenerbahçe'den Ferdi. Fenerbahçe'den Ferdi'yi alalım. Şimdi Dzeko, Icardi, Zaha, Szymański, Boey böyle oldu. Antep'ten oyuncu alabilir dedik. Konya Kasımpaşa buradan oyuncu alınabilir. Karşılıklı Kayseri, Adana Demirspor buradan oyuncular alınabilir. Antalyaspor, Rize Antalyaspor'da işte oyuncu olsaydı iyiydi de. Tabii ki aklıma forvetleri gelir. Adam bu kısa bu hafta olacağım. Gerçi biz aldığımızda gol atamıyor bu da. Bu hafta adam bu kısayı alacağım ya. Ortası Milosevic, Emre Kim var? Doğan Yeşilyurt. Larsson var aynen bunlarda. Gol atabilen bir oyuncu. Onu alabilirim. Şimdilik onu aldım. Antep'ten oyuncu bir Kayseri'den Tiam var. Tiam'ı tekniğini alacağım ben ya. Belki gol atarım, atamaz ama. Tiam güvendiğim oyunculardan bir tanesi gerçekten. Son maçlarda da formda ama Tiam. Almazsak hata olur. Kayserispor kendi evinde zaten. Bence çok güzel bir orta saha oldu. Antep'ten de belki oyuncu alabilirim. Konya Kasımpaşa, Ayta Çıkara veya Mamadou Fall var. Karşılık gol alabilir. Hemen aklıma gelmişken Kasımpaşa'dan Mamadou Fall'ı da alayım yani yedeğe. Mamadou Fall'sız olmaz. Ayta Çıkara zaten. Mamadou Fall, Ayta Çıkara var. Stoper olarak kim alalım? Galatasaray'dan bir tane daha alabilir miyim? Alamam galiba. Başakşehir'de gol yemez diye düşünüyorum ya. Başakşehir'den alacağım ben bu hafta. Yedek forvet olarak onlara Plateke'yi de alabilirim. Evet, şöyle tekrar açayım da güzelce açsın. Ah, şöyle bir genişe görelim. Sertel var. Efe Ali Bükşen'in Luayt Dubai ise. Bunu oynatıyor Dubai Galatasaray'ın kiraladıklarını. Gerçekten bir performans sergiliyor. Bunu da alayım. Kaplan Icardi yapacağım ama oynamazsa da değiştirebiliriz artık. Son dakikaya kadar bakın. Şu an 6.25 kaldı. Ama gel gör ki bazı şeyleri yapmadık. Görevleri yapacağız. Şunu da bir çekeyim. Orta topu seçtim. Bakalım ne çıkacak. 3 milyon bütçe çıktı. Zaten biliyorsunuz genelde bütçe veriyor. Şu an 9.25 oldu. Kadronu paylaştan da gelsin. 10.25 yapalım. Discord'u seçtim. Sohbet odası dedim. Yolladım. Ve odayı açacak ve oradan da tıklayacağım. Evet. Onayla diyorum. Tarayıcıdan açıyor. Oradan da buraya. Oyna dedim. Ve bütçem geldi. Şöyle kapatayım bunları. Kadronu paylaş. Bütçe kazan dedi ve ben de bunu paylaştım. Bütçemi kazandım.
Şu an 10 milyon param var. Bir tane forvet alacağım, yedek forvet. İnşallah iki arada oynar, onu aldım. For kaptanım o, Dzeko. Beşiktaş'tan Abu Bakar herhalde bu hafta oynar. Beşiktaş'ın rakibi deplasmanda Samsunspor çok güçlü bir rakip değil. Yani Abu Bakar alınabilirim. Ya da Başakşehir'den Platek alabilirim. Yani bu hafta gerçekten alınacak oyuncular çok. Bilemedim acaba Platek kim alsam. Son maçta bir patlama mı yapmıştı? Yani son maçtan önceki maçta. Başakşehir maçında 2 gol atmıştı. Yani Ankaragücü maçında 2 gol atmıştı. Aradaki maçı boş geçmiş. Beşiktaş deplasmanda bu sefer Pendik çok güçlü bir takım değil. Platek burada gol atabileceğini düşünüyorum. Bir de şey aklıma geldi. Abu Bakar deplasmanda ama. Neyse biz Platek alalım. Kaydedelim. Şöyle kaç paramız kaldı? Paramız kalmamış ya. Çok mu pahalı bu ya? 10 milyon. İlginç. Yedek stoperimiz kalmadı. Para kalmadı. Şöyle bir görevleri yapalım o zaman. Onda onu yapmışız zaten. İzlemeyi izlemişiz. Gürden bir çekilecek bir şey yok. Alabilirsem yazarım. Şu yıldız abone yapalım. Sadece günlük gerek topluyorum. Yani 1 milyon için uğraşmıyorum. Çok zaman alıyor çünkü. Kart oyunu. Kadınlar Süper Ligi. Doğru, oradan bütçe alacaktık. Beşiktaş. Kadınlar Süper Ligi'nden bütçe attırdan bütçe alacağım. Maça beraberlik vereyim. ALG'ye verelim. Oo, çok kötü gitmiş. Hadi Trabzon'a verelim, herhalde maçı alır. Fenerbahçe. İki takım da iyi gidiyormuş. Beraberlik. Galatasaray. KDZ. Ve bitti. Kadınlar Ligi'ni yaptım. Teke tek maçı yapacağım. Futbol kaynağını yapacağım. Ama ondan önce şu bütçeyi attır bir yapalım ya. Onu unutmuşum. Bütçe topla. Aa, böyle mi? Bir önceki fikir haftasında Kadınlar Ligi'nden seçimler yapılmadı diyor. Kahretsin ya. Nasıl oldu bu? Ne bu ya? Yıldızlar topla koleksiyon tamamla diyor. Aynen, neyse. Bu kötü oldu. Maalesef buradan bütçe alamadık. Bütçe alsaydık bir tane stoper alabilirdim. Pek zaman yok. 250 var. Yani ancak şuradan bir pahalı oyuncu çıkarman lazım. Onunla da şimdi vaktim yok. Çok uğraşamam. En iyisi biz teke tek maçları yapalım. No, bir dahaki hafta gelir. Yani zaten yedek defansı kaleye, eğer Galatasaray ve aldığım stoperler gol yemezse zaten yedek kale ve defansa gerek kalmayacak. Teke tek maçları tamamladık, futbol hikayene gelelim. İstanbulspor'un maçı alınabileceğini düşünüyorum. İstanbul'a verdim. Antep'e verdim. Buradan da oyuncu alabiliriz aslında. Konya'ya verdim. Galatasaray'a verdim. Hadi Konya beraberlik de verebilirdim ama. Kayseri Antep. Kayseri son anasını iyi gidiyor. Kayseri'ye verelim. Antalya'ya verelim. Beşiktaş'a verelim. Fenerbahçe. Allah'ım. Trabzon, Sivas. Beraberlik diyelim. Başakşehir diyelim ve bitirelim. Futbol kainimize yaptık. 12. hafta herhalde bunu yapmışızdır. Hani 7 doğru yapmışız. Oradan 3.5 gelmişmiş. Bu hafta da yapmış olduk. Oradan da gelecek. Şu an yapmadığım bir şey kalmadı. Kadromuzun son hali bu. Herkese bol şanslar.